Şimdi özel bir çalışma, zaten programımız oydu. Ben de kapatayım. Şimdi Kur'an'da sure olarak, sure ve ayetler ilk önce söyleniyor. İbrahim suresi. Bundan sonra hep ayet numarası söyleyeceğim. Açtığınız zaman saraten olur, bazen ima olur, remiz olur. Aynen burada geçtiği cümle gibi göremezsin. O orada ayete bu halette Risale-i Nur gözüyle bakıp yap, yapma, de, deme gibi bakacaksın. Yoksa şimdi üçüncü ayete bakınca aynı böyle bir cümle yok. Belki de var. Üçüncü ayet, İbrahim suresinin üçüncü ayeti, inkarların ana ortak özelliklerinden, inkar edenlerin ortak özelliklerinden bahsediyor orada. Bir, dünya hayatını ahirete tercih etmişler. İki, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. Bir açık kapı bulsa, bir açık kapı bulsa küfrünü kusar. Allah'a ve her türlü mukaddes şeylere şiddetli düşmandır. İnkarların ortak özellikleri. İşte o topladığımdan şöyle bir mana da bulmuştum cümle olarak. İman edenler iman edebilecekleri kadar delil bulduklarından iman etmiş olmadıkları gibi, inkar edenler iman etmeye delil bulamadıklarından değildir. Kur'an'da öne çıkan şu, niyetleri inkar etmek olduğundan onları buldular diyor. Niyet inkarsa yüdülü bir kesir ve yehdi bir kesira. Yani çoğusunu onunla hidayete, çoğusunu onunla dalalete. E peki nedir o? Ya kardeşim, bizim iman etmeye deliller bulduk, kanaat getirdik de iman etmiş değiliz. İmana niyetimiz olduğunda küçük bir ima, küçük bir işaret, küçük bir alamet imanımıza vesile olmuş. İnkar etmeye niyet etmişse küçük bir emare sarih yapmış. Dördüncü ayet, yani Sure İbrahim Aleyhisselam'ın suresi. İnkara kesin karar vermiş olanlarla uğraşma. Allah bile onları kendi irade ve tercihleriyle baş başa bırakır. İnkarcılık ruhlarına sinmiş, artık bunların doğru yola gelme yolunu kendilerine kapatmış. Dördüncü ayetten de bu anlaşılıyor. İşte Risale-i mesleği var ya, mesleği. Müşterileri aramaz, müşteri arar. Müşteriler kendi arar. Yani böyle karar vermişse, bak Cenab-ı Hak ne diyor? Diyor ki, yani cümle bizim de bu şekilde cümle yok. İnkarlara kesin karar vermiş olanlarla uğraşma. Allah, yani Cenab-ı Hak orada, Allah bile onları kendi irade ve tercihleriyle baş başa bırakır, baş başa bırak diyor. İnkarcılık ruhlarına sinmiş, artık bunların doğru yola gelme yolunu kendilerine kapatmış. 5 ve 6. ayeti birleştirdim. Peygamber kıssalarında kanuniyetler gömülüdür. Bu kıssalarda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır diyor. Peygamberler ve varislerinin bir vazifeleri de Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat der. Mesela peygamber kıssaları takipçilerine hedef gösteriyor. İçerikleri ise kalplerinizi güçlendirmek için misal veriyoruz diyor. Peygamber kıssaları hayata hedef veriyor. Yani hayatından daha değerli bir gaye hayatını hedef yapınca hayat anlamını bulduğu için sıkıntılar basamak olur.
Eğer hayatından daha değerli, daha değersiz bir şeyi hayatına gaye yaparsan hayat anlamını kaybeder, intihar seçenek olur. Kendi hayatından daha değerli bir şey var mı? Yok. Hayatın gittikten sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Her şeyi anlamlı kılan hayattır. Bak, hayattır. O zaman en değerli şeyin hayat ise, hayatından daha değerli bir şey hayatına gaye yaparsan arabadaki dikiz aynalarına benzer. Devamlı yoluna bakarsın ama ara sırada dikiz aynasıyla arkayı seyredersin. Sağa soldaki aynaya bakarsın. Devamlı bakmazsın. İşte hayatından daha değerli gayeyi hayatına gaye yaparsan sağdan soldan çatlak sesler dikiz aynalarına benzer. Bazen de şükretmek için aynaya bakarsın, onun ne kadar uzaklaştık. Ama dikkat edin, arkaya bakmak için gene öne bakıyorsun. Dikiz aynasıyla arkayı seviyor, yoksa dönüp de ne var ne bakmıyorsun. Arkaya bakmak için de öne bakıyorsun bak. 7 ve 8. ayet. Elindeki nimetlerin bizim olmadığının farkındalığı kadar şükrederiz. Nankörlüğün kendisinin azap olduğunu, nankörlük bir cezaya ahirete değil, nankörlüğün kendisinin azap olduğunu, Ustad buna ne diyor? Biz ücretimizi peşin almışız diyor. Hizmetimizin ücreti aynı kendisidir. Nasıl geçiyordu? Diyor ki ücret hizmetin ta kendisidir. Çünkü insandan daha değerli bir şeyi insana gaye yapmış, o da Allah'tır. İnsanın hayatından daha değerli bir gaye Allah'tır. Allah gaye yapılmasıyla bu dünyada bile o çalışmanın necedesi, yani ücretimizin mükafatı aynı ücret hizmet içinde bana gösterildi diyor. Hizmetin kendisi ücret olarak bana gösterildi. Devam ediyor bak. Elindeki nimetlerin bizim olmadığının, elimizdeki nimet bizim mi? Farkındalığı kadar insan şükreder. Ne kadar şükredersin? Öyle diyor. Elinde bir sürü nimetler var. Hayat nimeti var. İman nimeti var. Dostları bulma nimeti var. Nerede bulacaksın Orlanda'da böyle bir arkadaş grubu? Nerede bulacaksın ya? Akraban bile böyle değil yani. Dost olmak, kardeş olmak, aynı şeyleri paylaşmak. Kaç? 4 saat oldu değil mi Hamit abi? Oradan beri gelmiş Almanya'dan. Bir gaye peşine koşuyor. Şimdi Allah ona ücret mi verecek? Ümrünü verecek. Ama ücretin kendisi bana hizmet gösterildi diyor. Kendisi ücrettir. Ama ayrıca Allah verirse verir. Çünkü kardeşim, insanlık cayır cayır yanıyor, biliyor musunuz? Siz de biliyorsunuz ama ben biraz sizden fazla dolaştığım için hemen hemen her safhanın, her şeylerin Allah bana tattırdı. Her konuda insanlık yanıyor. İnanın yanıyor. Pile yerine basma. Hemen isyan, hemen tenkit, hemen eleştiri, hemen sıkıntı, hemen derdini sana anlatıyor. O psikolojiyle ya benim bir şeyim var, hemen der. Peki bizim derdimiz yok mu? Öyle bir gaye gösterilmiş ki bunlar yan dikiz aynalarına benziyor. Yani gaye onu bitiriyor. O şeyi çok hoşuma gitmişti. Dün bir şey anlatmıştın. Eğer bir de anlatmanı isterdim. Fare misali. Şimdi ben yanlışımı düzelt. Fareye su veriyorlar, tek su içiyor. Farenin yanında, o suyun yanında başka bir su mu koyuyorlar? Nikotinli su veriyorlar. Nikotine geçiyor. Devam. Sonra o ortama normal su, nikotinli su. Devamlı buna gidiyor fare. Hayvaniyet duygusu aynı bizde de var. Sonra farenin o ortamına logola dedikleri başka şeyler çoğaltıyorlar. Ne koyuyorlar? Tırmanma, salıncak gibi, ne bileyim, değil mi? Park gibi böyle şeyler vermiş. Dişi fareler koymuş. Bu sefer nikotinli suya gitmiyor. Bunlar parklarda, marklarda dolaşınca normal suya geçiyor.
çok korkunç bir şey. Bu da tiryakilikten insan nasıl kurtulur? Alternatif getirerek. Niçin nikotin suya gidiyor? Buna göre bu. Yani buna ihtiyaç var. Çünkü hapis. Fakat bunun alternatifi iyiydi. Ama bu ortam dişi fare koyuyor, bilmem ortam getiriyor. Bunu bastırdığı için, yani bunu ihtiyaç için yapıyordu. Kendisine suni bir ihtiyaç hissediyordu. Bu park, dişi fareler şunlara gidince normal fıtrat hastesini buldu. Nikotine gitmiyor. O zaman sen bunu yapma, etme, içme demek çare değil. Nedir o? Alternatif getireceksin. Mesela bizde ne olur? Ülfet belası sarmaladı bizi. Biz cemaat olarak, diğer cemaat hadi zaten acayip. Ülfet var ya, ülfet şu. Birinci söz, iki asker varmış. Onuncu söz, kışın ölen mevcudat barda diriliyor. Hemen zaten onuncu söz deyince kulağı kapatıyoruz. Bu ülfet belası sarmalamış, yeni bir şey öğrenmeye kapıyı kapatıyor. Ben biliyorum canım. Ama derse otururken şöyle otursak hepimiz, ya bakayım farklı ne anlayacağım. Mesela akşam inşaatı umum ders böyle süsü bu çalışma. Bizim bu yatılı kamp yani bugün. Ama akşam Risale'den paragraflar ne? O gaye sahibi olmak ailevi sıkıntılardan da kurtarıyor. Enaniyetlerden kurtarıyor. Ben merkezli, baş olma sevdalığından kurtarıyor. Şunu da söylemekle geçemeyeceğim. Nereden aldılar da söyledim. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki radıyallahu anh, kadesallahu esrarı, kalpte emraz-ı kalbiyeler var. Yani kalp hastalıkları var. En son kalp hastalıklarından ne çıkıyormuş? Ne olabilir Mikel sence? Kalpten en son bir hastalık varmış. O çıkıyor. Ondan sonra sana büyük bir makam veriliyor. Çok büyük. Emraz-ı kalbiye. İmam-ı Rabbani'ye göre emraz-ı kalbiye neydi? Enaniyet dedi. Baş olma sevdası. İmam-ı Rabbani'ye göre baş olma sevdasının içindedir enaniyet. Elindeki nimetleri fark ettiğimiz kadar şükrederiz diyor. Bak diyor ki 7 ve 8. ayet oradan söylediği şeyi uzundur. Ben cümleyi yazdım. Elindeki nimetlerin bizim olmadığının farkındalığı kadar şükrederiz. Nankörlüğün kendisinin azap olduğunu, yani başka bir azap verilmeye gerek yok ha, kendisi azaptır. Yalnızlaşıyorsun işte. Neredeydi ya? İstanbul'da mı? 70 küsur yaşında adam, koca dev evde tek yaşıyor. Değil mi? Şu gördüğün diyor villa evleri, herkes çoğunlukla diyor tek yaşıyor. Cehennem, başka cehenneme gerek yok ki ya. Akşamları lambaları yakıyormuş ya. Akşamları lambaları yakıyor. Kadın ne yapmış biliyor musun? Onun bitişiğinde bizim bu Türk Müslüman bina almış. O tek adam. Bu da tek kadın. Bütün o çerçeveler var ya cam. Resistansa böyle. Hepsine, bütün camlara alarm koymuş. Bizim de doğuda yazın, Malatya'da da öyle. Malatya'da da. Çatılarda yatarlar. Şükrün zıttı olan nankörlük olarak gösteriliyor. Şükrün zıttı nankörlük gösteriliyor. Şükür diyor, farkındalığın kadardır. Nankörlüğün kendisi azaptır diyor. 10. ayet. Sıkmıyorum değil mi sizi? Nasıl böyle? Sıkılıyor musun? 10. ayet. İnsan daha önce inandığı, yaptığı, yaşadığından vazgeçmesi din değiştirmek kadar zordur neredeyse. Tiryakiliklerimiz var ya böyle. Hele bir cemaatimiz var ya, varsa daha önce öğretilmiş şeyler var bize, öğretilmiş doğru veya yanlış. Artık oturmuş, farklı bir düşünme, farklı bir şeyden ders almak sanki bir başka Müslümandan gidip cemaatinden ders almak, farklı bir abiden ders almak, farklı dershaneye gitmek, sanki kiliseye gidip ders almak gibi ağır gelmiş. Cemaat değiştirmek, din değiştirmek kadar zor olmuş. Niçin? Vasıtaları esas yaptık da ondan. Vesileler asıl olmuş.
yer değiştirmiş. Bir daha, insan daha önce inandığı, yaptığı, yaşadığından vazgeçmesi din değiştirmek kadar zordur neredeyse. Maç mesela günü, maçı dinlemeyip seyretmeyip derse gelmesi sanki dini değiştirmiş kadar zordur. Ama mükemmel tabii. Yeni bir şey duyduklarında biz atalarımızdan böyle bir şey duymadık, onlarda da görmedik deyip reddetmeye meylederler. Peki bizimle ne alakası? Kur'an biliyorsun, peygamber kısalarında hep böyle öne çıkar. Sordukları zaman sizi hak ve hakikattan men eden nedir? Atalarımıza böyle gördük derler. Hatırlarsınız. Şimdi aynı kanun bizde de var. Yani o şirk ehilleri, kafirlerin söylediklerinin dışında bizde de var. Nasıl var? Ya bu ne biçim ders ya? Biz böyle bir şey görmedik ya. Atalarımızdan, abilerimizden, eskilerimizden, önde gidenlerden böyle bir şey görmedik ya. Nereden çıktı? Bunu sana bana değil, ustada da yaptılar. Ya Seyda, metne bakıyoruz, senin söylediğine bakıyoruz. Mesela üçüncü sözde, eşhedü en la ilahe illallah. Malum, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bak bakalım mana öyle mi vermiş? Seyda, metneye bakıyoruz, senin verdiğin mana uymuyor diyor. Rezak odur diyor. Nerede var orada rezak? Menfaat ve zarar ondan gelir diyor. Hikmet sahibi odur diyor. Allah ismi cami olduğundan onu kullanıyor. Şimdi Risale'in ustad çıktığı zaman o neler, birinci şu ayetleri kendisine dayandırıyor diyor. Bilmem ne yapıyor diyor. Risale endekste şey yapıyor. Yani alışılmamış bir şey ama dinin içinde mücedidlik böyle. Ülfeti kıracak mesela kalkıp burada Mikail şimdi yapılacak dersin başlığını atsa gaye sahibi olmak. Ondan sonra biz nasb-ı mani ilk önce dersi başlamadan önce daha önce okuyoruz. Atıflarını yapıyoruz. Çalışıyorum. Notları çıkarıyorum. Sen kısa bir zamanda en son öğreneceğini maddeler bak bu başlıklar altında sorularımıza cevaplar olacak. Onları verdikten sonra sen o dersi dinleyince bir kere Allah Allah şu başlık cazip başlık. Bakayım onun cevabı nedir diye şef de dinliyoruz. Gene Risale-i Nur. Ama alışmadık ya. Hani o peygamber kısalarında, ecdadımızda, ceddimizde böyle görmedik. Atalarımızdan böyle bir şey görmedik. Kanun bir silsiledir. Efal onunla bağlıdır. Yer yer bizi de vuruyor. O peygamber kısalarını hikaye olsun diye anlatmıyor. Sorgulanmamız için kullanmak lazım. Peygamber kısalarında öyle diyor. Acaba bu kanuniyet bizde yok mu? Bir başka kardeşten ders dinleye tahammülümüz yok. 11. ayet İbrahim suresi. Peygamberler veya asrın varislerini insan üstü olmalarını görmek istediklerinden inanmak çok zor olmuş. Oysa insan olmak peygamberliğe asrın imamı engel değildir. Tabii ki bunlar bizim aramızdan birisi olacaktı. Bundan dolayı mucize ve keramet beklemişler. Şimdi demişler ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam sen de bizim gibisin ya. İşte Kur'an'da diyor evet o da sizin gibi bir insan. Ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor peygamber melek gibi olacak. Yemeyecek, içmeyecek. Bizim gibi mahkum olduğumuz beşeriyet gibi onlardan olmayacak. O zaman nasıl örnek olacak? Tuvalete gitmeyecekse tuvaleti nereden öğreneceğim? Acıkması yoksa yemek yemeyi ve acıkmaya karşı sabrı nereden öğreneceğim? Özel hayatı yoksa aile hayatını ben nereden öğreneceğim? O zaman benim gibi olması lazım. Ama onlar ne demişler? Bizden üstün. Acayip. Bu sefer bizde de derken öz eleştiri yapıyorum ben kendime. İlle Nur cemaatine demiyorum. Dini cemaatlere. O başa geçenler bir şekilde kanaat önderleri olmuş. Kendisine bu ciddiyeti takılmak için efradıyla, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla arasına perde koymuş. Yani çok konuşmaz. Çok görünmez. Uzak böyle. Ulaşılamaz. Peygamber'e kolunu sallar sallar sahabe ulaşırdı. Değil mi? Sahabe ulaşırdı. Kafir bile ulaşırdı. Şimdi birbirimize ulaşmak için çok zor ya. Hani ben şöyle anlıyorum. Yani
İmam Azam bir sözü var. Çok konuşup basitleşme, çok görünüp adileşme. Yani sıradanlık değil. Yani Peygamber Aleyhisselam onlarla yarışırdı, onlarla yemek yerdi, onlarla konuşurdu, sohbet ederdi, kaynaşırdı. Ama bizim Karadeniz'de Hamit abim şey vardı, babalar böyle oradan gelmiş herhalde, çocuk şımarık büyümesin diye böyle perdeler koyarlardı ama o biraz şey, ifrat olduğu gibi Avrupa'da da Hollanda'da tamamen çocuğun seviyesine inmek de bu da tefrit. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Çocuğunu kucağına alıp benim babamı, rahmetli babamın, sizin de geçmişinize rahmet etsin. Benim babamın beni bir defa öptüğünü bilmiyor. Tamam. O şeylik olmasın. Perde koymuş. Tamam doğru ama bu da öyle değil ya. Cuma kılacağız dün, evvelsi gün. Cuma kılamıyoruz ki ya. Oturdan anlamaz, sustan anlamaz, gelden anlamaz, gitten anlamaz. Çocuk mudur, haşara mıdır? Utanmıyor da koca bir cemaat. Nereden söylüyorum? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, şu 15 şey olmadıkça kıyamet kopmaz. Rüştü abi ansiklopediye koydu. Ansiklopedinin altında o zaman baskı vardı. Çıktığı dönemlerde subaylar atılıyordu, polisler atılıyordu. Namaz kıldığı öğretmen dışarıya atılıyordu ya. Orada değil ha okulda. Namaz kıldığı öğrenilse evinde dahi. O dönemde bunu veremezsin adama kırmızı kitap. Kabuğunu değiştirdi Rüştü abi, söktü bunu. Yeni ansiklopedi koydu. Oo, kültürlü adam. Ansiklopedi. İçerisinde Risale-i Nur'ları koymuş. Diyorlar ha Rüştü abi ansiklopedi yazdı. La kardeşim buna istekten patikonozi yaz, nöroloji yaz, bir şey yaz yani. O subayın, o doktorun, o memurun eline ver, kütüphane koy. Ansiklopedi. Elin gavurunun bilmem ne ansiklopedisini koymak kültürlü. Elin gavurunun İngilizce Hollandacısını bilmek kültürlü. Kürtçeyi bilmek, Kürtçe konuşmak alçaklık. Tövbe ya. Bunlar yaşanmış biliyor musun? Siz fazla bilmezsiniz ama ben bağrıma kadar yanmışım bunlarla. Ben ama Karadenizliyim ha. Şimdi İngilizce bilmek fiyakalık. Kürtçe bilmek olmaz. Şimdi ansiklopedi. Bilmem ne İngiliz bilmem ne ansiklopedisi var ya böyle. Oy kültürlü. Risale-i Nur. Gericilik. İşte bunu doktor, o ne zaman çıktı o ansiklopedi ismi? Ya okulda namaz kılmak değil ha. Askeri kışla da komutanın namaz kılması değil. Namaz kıldığı bilinse, görülse değil. Atılmaya sebepti. Öyle mi kardeşim? Ya o zaman kapağını sökerlerdi abilerimiz. Allah onlardan razı olsun. Kapağı sökerdi. Başka bir ki matematik yazardı. Başka bir kitabın kapağını yapardı. Rüştü abi de yeni ansiklopedi boy. İşte orada 15 tane hadisi zikrediyor. Diyor ki şu 15 şey gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki İhtiyarlar emri bir maruf neyi anil mülker yapmadıkça, çocuklar hayasız ve hırçın olmadıkça, bir milletin en alçağı ilk adamı olmadıkça, çalgıcı kadınlar ve çalgı aletleri çoğalmadıkça sayıyor. 15 tane. Ya 1400 sene önce vallahi gelmiş sanki zaman aşımına her tarafı seyretmiş, yazmış. 1400 sene sonra geri gitmiş, o zamanki insanlar hitap etmiş. Ya bu kadar harika olamaz ya. Sen 14 saat sonra Hollanda'da ne olacağını nereden bileceksin? 12. ayet İbrahim Aleyhisselam'ın. Allah adına, din ve hizmet adına eziyet göğüs çek, tevekkülle Allah'a dayanıp güven. Ha, Allah adına sıkıntı çekersen buna mukaddes çiledir. Sabret ve dayan. Kendisi ibadettir. Kendisi nimettir. Ya öyle mi ya? Ya bunlardan çekenlerdenim. Hamit abi de çekmiştir. Aramızda en yaşlılar herhalde biz. Sen de çekmişsin ama ben 98'de çok çektim. Yani bu benim hapisten daha beter o. Hapiste bari yemeğim geliyordu. 98'de 28 Şubatlarda 6 ay dağda kaldım. Ağacın kovuklarında, uyku tulumlarında. Çünkü görüldüğün zaman o zaman asit kuyularına atılıyordu.
buharlaşıyordu. Hizmet edenleri, önde gidenleri. Beykoz'da bir abimizin kafasına çiviyle duvarda çakılı ölü bulundu. Çiviyle, çivi. Uzun çiviyi çakara kafasına. Asit kuyuları vardı o 98'de. Yani faili meçhul cinayetlerin olduğu dönem. Neler çekmiş bu millet. Şimdi kardeş diyor, Doğu Türkistan. Biz de çektik kardeş. Ezanların şey yapıldığı dönemlerde, Kur'an öğrettin diye, şapka giymedin diye mi asılanlar? İskilip Latif Hoca. 13-14. Ayetler. İnkarcılar ve hizmet düşmanları kendilerine dönmedikçe sizi yurtlarınızdan, mekan ve alakadar olduklarınızdan koparmaya devamlı gayret edeceklerdir. Bunların en bariz silahları kurdukları mahkemeler ve hapishanelerdir. Sonra devletin her türlü imkanlarından tecrit ederek, mahrum bırakarak, men ederek ambargoya tabi tutarlar. Peygamberimize yapılmış bu. Onlar ne yapıyormuş? Sen hizmetini bırakmadıkça, onlara dönmedikçe kesinlikle seni bırakmazlar. Hatta tövbe, onlardan bile olsan, Hristiyan bile olsan burada, gene emin değiller. Emin olmazlar. Bak ne diyor? İnkarcılar, hizmet düşmanları, kendilerine sen dönmedikçe sizi yurtlarınızdan, mekan ve alakadar olduklarınızdan koparmaya devamlı gayret edeceklerdir. Bunların en bariz silahları kurdukları mahkemeler, hapishanelerdir. Sonra devletin her türlü imkanlarından, sanki onların imiş gibi o devlet, tecrit ederek, men ederek ambargoya tabi tutarlar. 22. ayet. Asıl insanı azdırıp kötü yollara sevk eden, şeytanı dinlemede bir sorun görmeyen insanın kendi nefsi, arzuları ve hevesleri ve egolarıdır. Bundan dolayı insan şehvetlerine ve boş ve batıl şeylerin peşine koşar durur. Hiç kendini sorgulamaz ve sorgulatmaz ki ben ne yapıyorum? Nasihata ihtiyaç duymaz. Çünkü en haklı, en doğru o düşünüyor ve o yapıyor. Zan ve vehmettirir şeytan. Yani ben tövbe ya, ben yanlış düşünüyorum. Ben doğru düşünüyorum. Doğru söylüyorum. Hani doğru yerdeyim. Niçin sorgulatmaz? Afif bu. Direkt açık eleştiri yapma. İma eleştiri yapsan kıyameti kopuyor. Sebebi, bir de okuyorum. Asıl insanı azdırıp kötü yollara sevk eden nedir o? Şeytanı dinlemede bir sorun görmeyen, yani şeytan. Mesela İmam Hasan-ı Basri Hazretleri'nin çok tespiti çok garibime gidiyor. Bu konuda örnek olur. Diyor ki Allah rızkınıza kefilim dediği Kur'an'da 99 yerde var. Bir yerde şeytan rızkınızdan rızıktan şüphelendirir diyor. 99 tane sari ayeti insan, şeytan dinleyen bir nefis ona kulak kapar. Bir tane de bir tane şüphelendirir, ona yapışır. Ya Allah rızkınıza kefilim, imanınıza kefilim demiyor ama. Bak ona dikkat. İmana kefilim demiyor. Rızka kefilim diyor. Peki niçin söyledim ben bunu? Kur'an'da rızka kefilim söylüyor. Peki imana kefilim demediği halde bu kadar lakayt imanı korumada. Rızka kefilim diyor. Bu kadar onun da peşine koşmak. E şeytanın tesiri yok mu yani şimdi burada? İmanınıza kefilim demiyor. Rızkı noktasında aç kalsan açlıktan ölürsün. Gene imansız olmaz. Sonsuz hayatı kazanırsın. Ama iman öyle değil ha. Bu arada şeyi de söyleme ihtiyacını duyuyorum. Buhari Hazretleri, Buhari. Fıkhül Ekber, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın Fıkhül Ekber kitabı var. Orada Allah'ı görmek bizim itikadımızda vardır. Rüyada ama böyle kafa gözüyle değil, ruh gözüyle Allah'a görülüyor. İmam-ı Azam Efendimiz gördüğünü, Hazreti Ali gördüğünü söylüyor.
Orada Buhari, Ahmet bin Hanbel'in görmesini anlatayım da sonra Buhari'yi anlatacağım. Ahmet bin Hanbel de zikrediyor. Hanbeli mezhebin imamı. Allah'ı gördüm diyor. Gördüğüm anda Allah bana dedi ki diyor. Ama onu sormuşlar, nasıl bir şeydi gördüğüne göre? Dedi ki, bütün şekillerden, bütün seslerden, bütün suretlerden, bütün varlıklardan beriydi. E nasıl bir şey o zaman? Yani senin bildiğin dünyada şekil var ya, renk, hiçbirisinin bütününden hiçbirisiyle alakası yoktu. Ancak öyle bir şey. Hani bal nasıl tatlıydı? Yemeğine nasıl anlatacaksın? Valla kitaba benziyordu, kaleme benziyordu diyemez. Ahmet bin Hanbel'e çok ilginç, onun için söyleyeceğim, ibret hali. İnsan merak etmez mi? Görünce ne oldu? Ahmet bin Hanbel'e Allah dedi ki Celle Celaluhu, ya Ahmet benden ne istiyorsun? Ben diyor hiçbir şey diyemedim diyor, böyle kaldım diyor. Allah devam etti diyor. Ya Ahmet, benden istediğin bir şey ben değilim. Sen benden bir şey isteme, beni iste. Hani diyor ya Ustad Rıza, onu buldunsa her şeyi buldun. Buhari Hazretleri şimdi bize bakan şeyini anlatacağım. Sahih Buhari'nin yazarı başına koymuş. Ben Allah'ı gördüm dedi. Allah bana sordu, ne istiyorsun ya Muhammed dedi. Muhammed el Buhari Hazretleri. O da dedi ki, Allah ondan razı olsun ki böyle soru sordu. Ya Rabbi dedi, senin huzuruna ahirete imansız gelmekten korkuyorum dedi. İmansız gelmekten korkuyor Ahmet abi. Allah da ona dedi ki, eğer sen dedi sabah namazının sünnetinden sonra, sünnetle farz arası, sünnetin sonunda şu duayı okursan imanına ben kefilim diyor. O dua nerededir? Risale-i talebelerinin okuduğu tesbihat var ya, onun sonundadır. Ya hayyum ya kayyum ya bediüssemavati vel ardı ya zencelal vel ikram var orada. Bir tanesi tabi her tip insan geliyor ya bizim dersin. Ya siz bununla dedi, bu duayla iman nasıl garanti altına alınır? Merak etme. O iman sahiplerine ancak o nasip olur. Veya o nasip olunca ancak onlar okur. Okuma nasip olur. Ondan sonra baktım anlamıyor. Buna benzer bir hadisem de var. Berat gecesi ders yapıyoruz. Allah'ın işte bu gece insanları affettiğini, affa vesile aradığını. Böyle sağımda bir tanesi vardı. Ya yap yap da diyor bu gece diyor. Affetsin diyor. Duydum tabii. Sonra dedim ki kardeşim, böyle olduğu için, affettiği için Allah'tır. Bire bir yapsa, ikiye iki, adaletle davransa bizim gibi bir şey olurdu. Bizim Rabbimiz olduğu için affediyor, affa vesile arıyor. Gene baktım anlamıyor. İyi. Sonra ders bitti. Ya Rabbi dua ediyoruz. Ya Rabbi şunun hürmetine, şunun hürmetine. Ya Rabbi dedim, Peygamber Aleyhisselam hürmetine, beşeriyetimizin iktizası olarak işlediğimiz günahlardan dolayı ya Rab elimizdeki nimeti alma, ama ya Rab bu affedilmek istemiyor, bu hariç dedim. Dedim ha? Ne yapıyorsun dedi ya, olur mu öyle şey dedi ya, ben biraz önce dedin ki Allah niye affetsin bu gece? Sen istemedin. Yok yok yok, ben onu kastetmiyorum. Ya Rab o da istiyormuş, affedilmeyi. Yani insan kendisi gibi düşünüyor. 22. ayet. Asıl insanı azdırıp kötü yollara sevk eden, şeytanın dinlemede bir sorun görmeyen, insanın kendi nefsi, usta da diyor 13. lemada, biz niye kendimizi kötü hissediyoruz da diyor ki, şeytanı dinleyen nefis kendisini unutturur, şeytana tabi olduğu halde tabi olduğunu bilmez. Bu sefer şeytana tabi olan nefis, şeytanın en büyük tuzağı nedir? Kendisine tabi olanları kendisini inkar ettirmektir. Şeytana tabi olduğunu bilmeyince kötü hissediyorum. Ya kötü hissettin sen misin? O adam sevk eden, şeytanı dinlemede bir sorun görmeyen insanın kendi nefsi, arzuları, hevesleri ve egolarıdır. Yani şeytanı dinlediğine delil şu. Bir, insan merkeze, pergeline kendi nefsini koyarmış, arzularını koyarmış, heveslerini koyarmış, egolarını koyarmış. Bundan dolayı insan şehvetlerine, şehvet deyince cinsellik değil, lüks yaşamak, lüks arabalar, lüks binalar, ikide bir telefon değiştirmek, ondan sonra
dolabımızda kaç tane gömlek var, adedini bilmeyiz, gene bir gömleğin peşine koşmak. Derecesine göre bunlar şehvetlermiş. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لَلْاَخِرَةِ Bunu Kastamonu'da söylüyor. Bunlar derece derecedir. Yani bu dersi dışarıdakilere değil, bize ha, hepimiz buna dahiliz. Hayat-ı dünyeviyi esas yapmak. O şehvetten değil mesela. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak, çok güzel giymek. Yani böyle kendi fıtratını bozucu şeylerle meşgul olma. Bunlar şehvetlerine ve boş ve batıl şeylerine peşine koşanlarda olur. Hiç kendini sorgulamaz ve sorgulatmaz ki ben ne yapıyorum? Nasihata ihtiyaç duymaz. Çünkü en haklı, en doğru o düşünüyor. O yapıyor. Zan ve vehmettirir şeytan. En iyi ben düşünüyorum canım. Kafa yukarıda, tövbe yani. Yanlış mı? Ha ya, bize yanlış ya. Yanlış olur mu? Hep doğruyuz ya. Diyelim ki bir yanlış çıktı. Yani öyle anlaşıldı canım, öyle kastetmiyorduk. Diye 100.000 tevile tevil ettir. 26. ayet. İnanç ve amel bakımından kötü sonuçlar doğuran sözler, kökü yerinden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaca benzermiş. Amelsiz insan bak. İnanç ve amel bakımında, amel ve inanç bakımından kötü sonuçları doğuran sözler neymiş? Amel ve itikat bakımından sonuç doğurur. Öyle sözler var ki, mesela bir misal vereyim. Zina eden kafir olmaz. İçki içen kafir olmaz. Adam öldüren kafir olmaz. Ama kafire taraftan olan kafir olur. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَّا الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Peki nasıl oluyor? Günahlar kalbi ifsat eder, aklı ifsat eder. O batıl itikatlar ruhu duman ettirir. Küfre rıza küfür, zulme rıza zulüm olur. Sebebi günahlar şahsına bakar, o küfre rıza ise genele bakar. Niçin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her türlü günahı olan ümmetimi affedeceğim, şefaat edeceğim ama bidat ehli cehennemin köpekleridir, onlara asla diyor şefaatim yoktur. Niye? Günahlar kişinin kendisiyle alakalıdır. Kişinin kendisine zarardır. Bidat ehli ise dini bozmaktır. Din, bidat nedir? Dinde olmayanı sokmak, var olanı çıkartmaktır. Ekleme, çıkartma. İyi olur, iyi olmaz kardeşim. Ekmentu lekum dinukum. Bugün dininizi ben tamamladım. Bu budur. Neymiş bir daha söyleyeyim. İnanç ve amel bakımından kötü sonuçlar doğuran sözler neye benziyor diyor bak. Hani bu ne olacak ya, ben onu methettim. Diyor ki kökü yerinden sökülmüş ayakta duramayan kötü bir ağaca benzer. Hollanda'daki ağaca benzer. Niye? Kökleri yok ya burası. Kum ya. Toprağı kendileri getirmiş. Biz biraz sert rüzgar esti mi ağaçları deviriyor. Kökü yok yani. Almanya'da da öyle. 27. ayet. Bedbah odur ki Allah kendi hallerine bırakır. Salih amel işleyenleri ise kararlı ve sabit kılar ve hayatları istikamette kararlı olur. Bak, bahtiyar kimdir? Allah ona hükmetmiş. Nasıl anlayacağız? Hatasından tokat geliyor. Sıkıntı geliyor. Demek Allah bırakmamış. Bak şimdi. Ben size vuramıyorum Mikail. Ama buna vuruyorum. Şefkat tokatın başında söylüyor. Barlada da var. Şefkat diyor uzak olanlara. Şefkat tokatı uzak olanlara vurulmaz. Yakın olanlara vurur. Allah kullarına, bizlere şefkat tokatı vuruyorsa yakınındayız. Allah bırakmışsa hatalarından dolayı onlara ceza gelmiyor. Ne demektir o? Ahirete kalıyor. Bak diyor ki bedbaht odur ki Allah kendi hallerine bırakır. Peygamber öyle diyor. Sen de ancak diyor tebliğ vardır. Bırak diyor. Sen istediğine hidayeti veremezsin diyor 19. mektupta. Allah ne yapıyor? Bırak onları diyor. Kendi hallerine. Kendi hallerine bırak diyor. Bedbahtırlar diyor. Bedbaht buymuş. Hiç tokat gelmez. Zulüm yapar tokat gelmez. Yer içer fok balığı gibi hastalanmaz.
Firavun bile bir dişi almamış. Büyük zatlar hiç böyle bir senede birkaç defa hasta olmayınca iki defaymış. İki defa alametleri oymuş. Senede iki defa bir defa hasta olmayınca korkarlarmış. Allah beni bıraktı mı diye. Biz ise olay hiç gelmese ya. Onlar senede bir iki defa meğer senede iki defa vücut değişiyor ya. Bu Allah seni bırakmadığını alametmiş böyle. Salih amel işleyenler ise kimlermiş onlar? Kararlı. Allah onları sabit kılar. Topukların üzerinde sıkıntı görünce dönmezler diyor. Değil mi? Bakara suresinde söylüyor. Zorluklar görünce topukların üzerine geri dönerler diyor. Biz bu işte yokuz derler. Ve hayatları istikamette kararlı olur. Böyle. Mesela hadiseler gelir. 300 bin tonluk, 500 bin tonluk gemiyi düşünün. Dalga gelince gemi adeta sonradan şak diye vuruyor. Dalga geri düşüyor. Ama sandal var ya sandallar. Her bak dalgadan lop 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 oynuyor. Demek ki istikametli insanlara bir şey yapamıyor. Zaten öyle diyor. Benim halis kullarıma bir şey yapamazsın diye ayette. Halis kullarım İhlas Risalesi'ne geçiyor. Onlara hiçbir şey yapamazsın. Kim o İhlas'tı? Çok ilginçtir. Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da bak ilmimi artır demiyor. İlmiyle dalalete giden çoktur. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Bunu bilerek söylüyorum. İlmiyle dalalete giden çoktur. Mezarlıklar bir kısmı onlarla doludur. İlmiyle dalalete giden. Karun mesela. İlmiyle küfre gidenler var. Karl Marx mesela. Darwin mesela. İlmiyle dalalete giden çoktur. Ama sadakatle dalalete giden bir tane yoktur. Zaten sadakata zıttır. Sadakat nedir? Hani peygamberimize diyor ya, ilmini artır demiyor. Festakim kemamirte, şehebetli suretini unut. Hud suresi beni ihtiyarlattı. Niye? Emrolunduğun gibi dost oğlu o. İşte Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha'da da ilmimi artır demiyor. İhdina sıratel mustakim. Nedir o? Başı, ortası, sonu, istikamet olan hidayet. Sadakat. Yani başı, sonu, ortası hidayet olan sadakatı artır bize diyoruz. Sadakatla dalalete giden yoktur. Mesela dağdaki ninelerimiz. İlmi yoktur Ahmet abi. Çeşanla kapanır mı? Bir bakıyorsun ayaklı kütüphanedir. Televizyonlarda dini tamir davasında din tahripçileri. Bir daha söylüyorum. Dini tamir davasına çıkıyor güya. Dini tahrip ediyor. Vehhabiliği aşılamaya çalışıyor. Başka 28 ve 29. ayetlerin ikisinin bir cümlesi. Nimetlerde sakın nankörlük yapma. İki ayetin cemi. Bak bu kadar kısa. İki ayetin hulası şu. İbrahim suresinin 28-29. ayetin hulasası, iki ayetin hulasası, nimetlerde sakın nankörlük yapma. Yukarıda okumuştuk, o başka bir ayette, nankörlük kendisi cezadır. Nankörlükte olan insan kendisi cezadadır. Başka bir ceza değil, nankör olanın iç kaosu olur. 30. ayet, cezalardan biri de boş şeylerle oyalanmak, boş işlerle meşgul olmaktır. Allah ceza nedir onlarda? Onları Allah boş işlerle meşgul ettir. Fındık kabuğunu doldurmayacak kadar akşama onunla uğraş. Sonra mutfak, tuvalet, yatak iş ölür gider. Mutfakta doldur, tuvalette boşalt, yatağa git, iş veya okul. Ne oldu bu dikdörtgen? Mutfak, tuvalet, doldur, boşalt, cinsellik, yatak, iş. Ne oldu dikdörtgen? Mutfak, tuvalet, yatak, iş, gel de bunun içinde öl git. Sanki mutfak ile tuvalet arasında pi maş borusu gibi. O güzelim yemekleri tuvalete dönüştürme fabrikası. 31. ayet. Allah'ın rızık olarak ne vermişse gizli ve aşikar olarak sadaka ver. Sana ne vermişse sadaka ver. Sadaka da hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var değil mi? Hastalıklarınızı, musibetlerinizi sadaka ile tedavi ettirin. Her gün bir kumbaranız olsun. Ben yapıyorum bunu. Benim dershanede var İstanbul'da. Her gün mutlaka tırma inşallah geliyor. Gelmeyince de kazasını ediyorum.
her gün mutlaka bir şey atıyorum. 1 lira en az atıyorum. Sonra ihtiyaç sahipliğine veya dershanenin menafisine ciddi bir şeyini kullanıyorum. Veya siz bunu her kutuya atın. Her gün bir şey atın. Allah Resulü bak, hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. Musibeti onlarla karşılayınız. Başka hadiste. O kumarayı doldurun. İlk önce kime verme hakkı olacak o kumara? Fakir akrabanıza. Yakın. Sonra hizmetinizi maddi şeylerini kullanabiliriz. 34. ayet. İbrahim suresinin 34. ayet. İnsanoğlu çok zalim, çok nankördür. İnnehu kâne zalûmen cehûl. Çok gariptir. İnsanoğlu çok nankör, çok zalimdir. O var ya, emaneti hamletti. Dağlara verdik. Kabul etmedi diyor. Kaldıramadı. İnsanoğlu aldı diyor. Ben onu şöyle anlıyorum. İnsanoğlu niye aldı dağların almadığı yükü? Çünkü diyor ki başında bir üstte, insan çok zalimdir. Bir de nankördür. Onu almasının sebebi zalimliğini ve nankörlüğünü kaldırmak için aldı. Daha cahil değil miydi? Cahil sıfırdı. Hemen alıverdi. Niye aldı? Fıtratın dili var. Aklı cahil değil bu. Düşünen cahil değil. Fıtratı konuşturuyor Cenab-ı Hak. Fıtrata insan çok zalim ve zalimdir ve cahildir. Emaneti aldı. Bunun peşine niye emaneti aldı koyuyor? Çok meşgul oldum ben. Tefsirler çok şey diyor da ben Risale'nin gözüyle başka bir şey anladım. Başka bir şey anladığım için söylüyorum. Emaneti almasının sebebi zalimliğini ve nankörlüğünü kaldırmak için. İhtiyacını. Cehaletini. Onu kaldırmak için almış. Çok tuhaf bu ayet. Yani bu şekilde yorumlamak. Ben Risale'nin gözüyle, Kastamonu gözüyle baktım ona. İnnehu, mektubatta geçiyor ya. İnnehu kâne zâlûmen cehûlâ. Yani insanoğlu çok dağlara bir şey yaptık, verdi bir şey yaptık, kabul etmedi. İnsanoğlu aldı. İnsanoğlu da şöyle diyor. Çok zalim ve cahildir. Niye aldı o zaman dedim ben. Hem zalim, cahilse almaması lazım. Almasının sebebi cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için. Onun için aldı. Nankörlüğü nasıl anlayalım abi? Nankörlük mü? Yani farkındalığını yitirmek bu makamda. Farkında olmak nimetin şükrüdür. Nimet demek değil mi? Evet, nimeti fark etmiyor. Bak mesela bak. İman nimeti. Şualarda söylüyor en sonunda. Allah'ın varlığı kadar büyük nimet olur mu? Allah nimet midir? Nimettir. Orada söylüyor. Değil mi, hatırlarsınız? 29. Arabiye'de şu an. Bak nimet. Yoğun bakım ünitesine bağlı olmadan nefes alıyorsun. Farkında mısın? İstanbul'da bir hastayı ziyaret ettim. Yoğun bakımda beni görünce doktora dedi ki beni çıkar iki kelama edeceğim. Dedi ki sıfı olsun. Şöyle konuşuyor. Hasan kardeş, gittiğin yere nefes, yani gittiğin yerlere diyor, ünitesiz, oksijen tüpü olmadan, yoğun bakıma takılmadan nefes aldıklarının farkındalar mı? Benim dava arkadaşlarıma söyle dedi. Sonra cihazı taktılar tekrar. Cihaz var mı şu anda sizde? Yok. Niye? Yoğun bakılıyoruz da ondan. Oh elhamdülillah. Nimeti fark edemiyoruz, zulmetteyiz aslında. İşte nimeti fark etmemenin yukarıdaki ayette nankörlük olduğunu söylüyor. Nimeti fark etmenin alameti nedir? Ben fark ettim diyor. Şükürdür diyor. Şükrün de alameti nedir? İbadettir diyor. İbadetin yoksa farkındalığın yoktur. Farkındalığın yoksa şükrün yoktur. Şükrün yoksa da nankörsün demektir. Bu kadar nimet olacak, namazın olmayacak. Orucun olmayacak. Acayip bir şey ya. Öyle namaz acayip bir şey ya. 39. ayet. Dua ederken sebeplere takılma. Olmayacak olanı sebepsiz de yaratıp sana verebilir. İlle sebep arama. Hani bir kardeş vardı. Ya Rab bunu bana ver diyor. Ama kendisi dedi. Sebebi yok ki olsun.
olmayacak ya. Ya Rabbi, bunun sebebi yok ama sebebi de halk eden sensin. Nasıl yapacaksın bilmiyorum ama yap istiyor. Sonunda ne eklemiş biliyor musun? Ne eklemiş biliyor musun? Kendisi söylemişti ve duymuştu. Ya Rabbi, bunun sebebi yok ama bunu istiyor. Öyle yapıyor. Bunu bana ver. Zira senin yarattığın merhamet ve şefkattan, annemden ben bunu isteseydim. Vallahi sen de bilirsin ki senin yaratmış olduğun merhamet ve şefkatten anamın bu imkanı olsa bunu bana verirdi. Anama verdiğin merhamet ve şefkatin hürmetine bunu bana ver. Bu kaynağın hürmetine, aslın hürmetine, şefkat ve merhametin aslı esmanın hürmetine bunu bana ver. Merak ettim. Dedim ki sonra ne oldu? Musa aleyhisselam gibi dedi ki Allah verdi, sonra başladı ağlamaya. Keşke öyle istemeseydi. Keşke vermeseydi. Niye dedim? Ucuz bir şey. Vakıftı. Dedi ki hayır. Ucuz değil. Dedi ki Allah bana vermemesiyle vermiş idi diyor. Vererek elimden aldı diyor. Meğer vermeyerek başka bir nimetin içindeymiş. Onu vererek nimetin dışına çıktım diyor. Hani Musa aleyhisselam o Hızır aleyhisselamın seyahati vardı ya Kur'an'da. O gemiyi deldi. Orada onu eğitmek için Allah verdi. Hikmeti vermek için. Çünkü Musa aleyhisselam şeriatçıydı. Hızır aleyhisselam hikmetçiydi. Niye deldin diyor biliyorsunuz. Anlaşmalar neydi? Sonucu sorma sen. Niyesini sorma. Niye deldin izah etti mi? O hatırlar mısınız? Ama çocuk vardı. Orada Kur'an kısasında. Ama çocuğun onlar diğer çocuklar oynuyorlar çalık çımak. Görmediği halde onlar görünce bu da gülüyor. İsrar etti. Bunun gözünü aç, aç diyor. Hayır diyor. Bak bilmiyorum. Hayır aç diyor. Hani arkadaşlık diyor. Hani sormayacaktı. Orada bir Musa aleyhisselam secdeye kapanıyor. Musa aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi risaletimin hürmetine şunu gözünü aç diyor. Allah'ın hatırına bunu gözünü aç. Peki ne oldu biliyor musunuz? O gözü açıldı çocuğun. Ne yaptı biliyor musunuz o çocuk ilk? Çubuğu almış değil mi çuma? Bir gözü olan çocuğun gözüne sokarak gözü çıkartmış. İlk işi bu olmuş. Sonra Musa diyecektir ki aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Ya Rab beni affet. Beni affet Ya Rab. Hikmetini bilmiyoruz kardeşim. Bazen unutma, vermeyerek sana veriyor, vererek alıyor. Bazı nimetleri sana verdi ama mesela sıhhat veriyor, şükrümüzü unuttuk. Hastalık veriyor, şükrü veriyor. Mesela nefes alan bir astım hastası, Allah, Allah, ben böyle birisini tanıyorum. Allah, hava kapalı olunca astım hastaları nefes alamaz. Allah diye bağırır. Hava güneşli olunca böyle kahvede domino oynar. Demir'e derken o demir var ya ondan. Ne oldu şimdi? O da öldü. Dünyadaki hastalığı Allah Allah demesine sebep de ahiretin sıhhati oldu. Dünyadaki sıhhat ahiretin hastalığı oldu. Bu anlamda melekler hikmeti mi bilmiyor Arasın abi? Yani melekler bilmiyor değil. Bildirildiği kadar biliyor. Bilmiyor tabii. İnsanın yaratılmasında takip ettiğim bir gaye var diyor şartacağız da. Sonra ne oldu peki? Girmeyeyim. Harut ve Marut'u çıkarttılar. Melekler insanın yaratılmasına itiraz ettiler. Bunun sebebi de işareteceğiz da şeytandan sirayet etmiş olabilir. Veya diyor bak sirayeti görüyor musunuz işareteceğiz da sirayet var. Meleklere şeytan sirayet etmiş. Sana Hollandalı mı sirayet etmeyecek? Yani sigara içmediğin halde sigara içenin yanında otursan silmez mi sana? Ya diyor şeytanla yakınlıklarından dolayı melek öyle geçiyor değil mi abi? Meleğe diyor sirayet etti diyor. Sirayet. İş atacağız daha. Veya diyor insanın fıtratına baktılar diyor lef-i mahfuza. İtiraz ettiler. Peki ne oldu? Sizin bilmediğinizi ben biliyorum dedi. Ve ustad başka bir mecrada sevk ediyor ama ben o izi takip ettim Kur'an'da.
Ne oldu? Dedi ki, peki madem öyle, güvendiniz, aranızda en alim, en güvendiğiniz iki melek çıkarın bana dedi Cenab-ı Hak. Melekler de Harut Marut'u çıkardı, çok alimdiler, çok iyi biliyorlardı. İyi ben de dedi, insanoğlu gibi bunu yeryüzüne indireceğim. Ama melek olarak değil tabii, ona adaletsizlik olmaz. Kuvve-i şehvi, kuvve-i gadabi, kuvve-i akliyi takacağım onlara. Kuvve-i şehvi'yi takmış. İki meleğe, tamam, sabah iniyorlar yeryüzüne. İnsanların mahkemelerini yapıyorlar. Akşam ayet-i kürsü okuyup çıkıyorlar. Kuvve-i şehvi'ye takılınca bir kadının bir tanesi, çok güzelmiş. Çocuğu kucağında, kocasından şikayet etmiş. Gelmiş. Sonra işte malum Harut Marut hadisesi oluyor. Uzatmayın. Biliyorsunuz onu. Sonra bu meleklerin ilgisini çekiyor. Melekler bunu almak istiyorlar. Kadın şart koşuyor. Şey yapın dedi. Kocamı öldürün ben size. Allah'ın hikmeti ya. Bu da o cinsten tabii melek. Kocamı öldürürseniz dedi. Ben size kendimi teslim ederim. Evlenirim sizinle. Olur mu ya demiş katil falan. Ondan sonra yok şunu yaparsan ikinci onları yaptırıyorlar. Mele biliyorsun Harut ve Marut ve kıyamete kadar Harut ve Marut melekleri ayaklarından asılı yeryüzündeki büyük ihtimalle ravilerin ekseriyeti mutlakasıyla Mersin'de bir mağarada asılı olduklarını ama çıplak gözle göremezsin diyor. Sihir ve büyü yapanlar onlara giderlermiş. Orada bir ses duyarmış. Allah onlara Harut Marut'a söylemiş ama bu şartı söyle sihir öğreneceklere. Onlar dermiş ki sihir mi istiyorsunuz benden? Sihir ve büyü. Ama şunu kabul ederseniz öğretirim. Hasan'ım neymiş şart biliyor musun? Diyor ki Harut ve Marut, ey insanoğlu sana sihir ve büyü öğreteceğiz ama Allah'tan ve ahiretten bir nasibin olmayacak. İmansız olacaksın. İmanını bırak sana öğreteyim. Kabul ederse sihiri öğretiyormuş. Onun için sihir yapan, yaptıran imansız olur. Of of of. Her şey açık kardeşim. Hiçbir şey tahmini yok. Bu budur, bu da budur. Her şey konmuş. Bizim en büyük düşmanımız neydi? Cehalet. Bir de farkındalığı kaybetmek. Nimetin farkında değiliz. Farkında değilsen nankörlük oluyor, şükür olmuyor. Fark edersen şükür oluyor. İnsan fark etmiyor. Yürüdüğünün farkında değil, şu merdiven çıktığının farkında değil. Feşli hastalara sor. Amalara sor gözün ne olduğunu. Astım hastalarına sor nefes aldığını. Feşlilere sor kolunun kaldığını. İmansızlara bak. Çünkü küfür imana hizmet eder diyor İşaret-i Caz'da 168'de. Bak imansızın ne hale geldiğini şu memleketlere bak. Allah sana imanı ita ederek, imanı vererek kendisini sana vermiş. Ne kadar büyük nimet. İmanın nimet olduğunu şunu göstereyim. Dünyada yaşarken Allah ve ahiretle ümitli yaşıyorsun. Bundan daha büyük nimet olur mu? Bak imanla ölüm korkusu, kefen, yılan, çıyan, akrep. Yılanlar beni yemesin diye almaya da, bilmiyorum burada da var mı? Yaktırıyorlar. Oysa o yakma anında zerre kadar hepsini hissediyor. Onun için diyorum ki dünya ve ahirette yanmanın yolu Hristiyanlıktan geçer. Burada da yanıyor, orada da yanıyor. Eskide bu cümleyi söylerdi. Dünya ve ahirette yanmanın yolu plajlardan geçer. Dünyada da yanıyor ya. Bak bir de okuyayım. Dua ederken sebeplere takılma. Olmayacak olanı sebepsiz de yaratıp sana verebilir. Fiilin sebeplere, kalbin ve ruhun müsebbibül esbab sahibine yönelt. Hani istediğin bir şey var. Ailevi sorun. Ya Rabbi bu hanım benim veya kocam. Olmayacak bir şey. Ya Rabbi senin için olmayacak bir şey yok. Sebep yok. Ama müsebbibül esbab sebeplerinde hepsinin arkasına sensin. Ya Rabbi bu olayı düzel. Senin için zorluk değil. Ondan sonra şey yap, bazı şeyleri vesile yap diyor. Ya Rabbi şunu düzelt, sana iman edenlerin hürmetine. Ya Rabbi,
beni affet Muhammed'in hürmetine. Ya Rab, elindekileri alma Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi hürmetine ve hatırına. Ya Rab, beni senden kopuk, namazsız, niyazsız etme. Elimdeki ima şey namazı niyazı alma, gece ağlayıp yaşaran gözler hürmetine. Secdeye kapananlar hürmetine. Yap böyle. Oh. Dua kendisi ücrettir. Bak ben bunu size söylerken, görüyorsunuz da zaten, zevk alıyorum. Dua kendisi neticedir. Dua kendisi neticedir. 41. ayet. İbrahim aleyhisselam gibi baban dahi davana zıtsa, baban dahi davana zıtsa, beşeri münasebetin olmakla beraber ondan uzak dur. Sana bunu ver diyor, ver. At onu denize diyor, at. Ama davanda vazgeç, namaz kılma deyince uzak dur diyor. İbrahim aleyhisselamın babası olarak söylerler değil mi? Azer, put babası. Değil ya. Peygamberin böyle o babadan böyle bir sülbünden peygamber olmaz. İbrahim aleyhisselamın amcasıydı. Babası ölünce annesiyle evlenmiş. Yani üvey babasıdır. Sülbünden olan değildir. Tefsirlerde geçmiyor. Geçiyor. Allah bizi, bizi öyle öğrendik. Bak şimdi mesela şey Elmalı'da var. Bak o sülbünden değil. Üvey babası. Üvey. Mesela ona şey söyleyeyim. Bu İmam-ı Malik galiba. İmam-ı Malik Muhiddin-i Arabi'nin üvey babasıdır. Yetiştirmek için. Ya Hallacı Mansur muydu? Bir tanesi yani Muhiddin-i Arabi'yi o yetiştirmiş. O İmam-ı Malik midir yoksa Beyazıt-ı Bestami mi? Yani annesini sonradan almış yetiştireyim diye. Daha çocukken. İşte Azer de amcası yani annesiyle sonradan nikahlanmış. Sülbinden değil. Ben çok merak etmiştim de ondan. 42. ayet. Allah Celle Celaluhu dualarımı, beddualarımı kabul etmiyor zannetme. Allah ihmal etmez, mühlet verir. Ama bir de şu var ha. Bu da çok tehlikeli. Bu hiç de hoş değil. Ya Rabbi şuna bela ver. Yani şu. Allah'ım unuttun buna. Buna bela ver ha. Bunu unuttun. Sanki Allah'a bir şey hatırlatıyorsun. Peki dualar da böyle değil mi? Hayır. Müsbet olduğu için sirayet ediyor. Onun için menfi şey istenmez. Sana havale ettim denilir. Ama Allah belanı versin değil mi? Lanet çok kötü bir şeydir. Şeytanı celbetmeye vesiledir. Lanet sakın kullanmayın. Onun için mesela bir sıkın psikoloji sıkıntıların kısacası söyleyeyim cinlerin musallat olmasına bir sebep çok lanet okuyanlardır. Çok lanet okuyanlarda cin musallat olur. Çok severler o sözü. Laneti çok kullananlar. Oo ders mi var sizde? Tamam son cümlemi okuyorum. 50 İnsanın dünyasını cehenneme çeviren ruhlarını kaplayan acılar döndürücü korkularla sanki katrandan yapılmış giysiler giymiş gibi kollarına sanki zincirler vurulmuş yüzlerine ateş bürümüş olarak yaşarlar. Bunu bir daha okuyayım. Bu insanın dünyasını cehenneme çeviren ruhlarını kaplayan acılar döndürücü korkularla sanki katrandan yapılmış giysiler giymiş gibi kollarına sanki zincirler vurulmuş yüzlerine ateş bürümüş olarak yaşarlar. Niçin yazdım ben bunu? Bu ayetten aldık. 18.08.2017 DHKPC ile bir liderle görüşmem oldu. Niçin her saat başı isyan ediyorsunuz dedim. Mesela her saat başı DHKPC'ler hapishanede şey vururlar, çanak, tabak, kapıya vururlar, hepsi ama komple bir ses getirir.
Don her saat başı. Onların lideriyle bir görüşme fırsatım oldu. Ben de bilmiyordum. Her saat başı kapıya vuruyorlar. Demir kapıya, tongongon. Bir bakıyorsun hapishanede her tarafta bir acayip bir şey. Bak şimdi. Dedi ki, ha başka bir tanesine Tikkocu genel liderle bulundum. Diş doktorun orada. Dedim ki sen benim bitişiktesin. Niye hiç musluğu kapatmıyorsun? Gece sabaha kadar, gece gündüz 24 saat musluk açık. Bu ikisini topluyorum size. Niçin kapıya vuruyorlar? Bir grup. Niçin diğer bir grup musluğu açıyor? Şu. Buraya gelen diyor dava yoldaşlarımız davayı unutur. Uyuşturucu yok. Kitap da yok. Kendi başına kalırsa davayı unutur. Kendini sorgular. Kendine döner dedi. Davayı unutur. Kapıya vurarak niye vuruyorum sorusuna cevap bulur. Davam için dam. Niye musluk açıyorsun? Ya bir anda diyor şu suyu kapatayım. Hayır davam için. Davaya bağlamak adına hatırlatıcı olarak görüyorlar. Böyle bir şey gördüm onlarda. Davaya bağlılığımız kopmasın. Kopunca ne olur ki dedim. Kendini etrafın düşünmeye başlar. Hemen planlar yapar. Hayalleri değişir. Hayalleri değişince fikirleri de değişir. Yani dedim kendini düşünmesin öyle mi? Kendini düşünmesin onu mu düşünsün öyle mi? Biz kendimizi düşünmeye fırsat vermeyiz dedi. Kendimizi düşünmeye. Onun için sonra anladım ki Kur'an kendini tanı. Var ya kendini tanı. Men arefe nefse fakat arefe Rabbi. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Hep böyle Kur'an'da Allah bile beni tanımak mı istiyorsun? Kendini tanı. Biz diyor hayallerimiz değişmesin. Hayalleriniz değişirse fikirleriniz değişir. Fikirleriniz değişirse davanız değişir. Onun için diyor değişmesin diye saatte bir dam. Peki kimse gitmedi aldı burayı bilmiyorum Orlanda almaya da çan çalar. Saat başı yarım saatte bir. E kimse gitmiyor. Günde beş defa ezan okunuyor Türkiye'de. Çok. Ulan bunlar her saat başı vuruyor. Her saat başı ezan okunmuyor. Niye? Ben bile bir 15 gün bir ay kalıyorum Almanya'da. Affınıza sığınırım ama aynen. Onaylamadım aldı. Beynime her saat başı çan vurduğundan dolayı Türkiye'ye gidince kafamda bir çan eksikliği hissediyor. Benim gibi insana oğlum bir şey bir işe eksik. Anlıyorum ki çan dam kapıya vuruyorlar. Musluğu açıyorlar. Davam için. Niye musluğu kapatmıyorsun? Yok, davam. Onunla davaya bağlı. Biz Kur'an var, peygamber var, dava arkadaşlarımız var. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.